Hacı Yakışıklı Valla güne damgasını vuran açıklamalar Ne dersin? En başından sorayım Şöyle e, ta, Tabi e, Cumhurba Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği Şu cümle önemli Yerel seçimde Kime ne verileceğini de Yenilgilerinden sonra öğreneceğiz diyor e, Çünkü biz Kime ne verildiğini Neyin ne olduğunu Bazı olayları e, Altılı masanın Seçimleri kaybetmesinden sonra öğrenebildik. Bu da aslında şeffaf olmadıklarını gösteriyor. Ee, Ümit Özdağ, 3 bakanlıkla Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gizli bir protokolle verildiğini biz daha sonra öğrendik. Sadece biz sonra öğrenmemişiz. Meğer masada oturan en büyük ortakları... İYİ Parti de sonradan öğrenmiş. Gelecek Deva Saadet ve Demokrat Parti de sonradan öğrenmiş. Yani kime ne verildiğini bilmeyen bir altılı masaya dönüştü. Aslında Kerem Kurçuva biz altılı masayı çok eleştirmiştik biliyorsunuz. Çok. E, neredeyse her programımızda altılı masanın şeffaf olmadığını, sürekli iki sayfalık açıklamalar yaptıklarını, e, artık aday çıkarmaları gerektiğini söylediğimizde e, acele etmeyin e, deniyordu. E, şu anda... Bizim o dönem yaptığımız eleştirileri alın e, getirin şu, İyi parti yapıyor şu anda. Yani bizim o dönem ekranlarda yaptığımız eleştirileri bu dönemde iyi parti yapıyor. Hatta bizi aşmış durumdalar yani eleştiri noktasında. E, şimdi burada sıkıntı ilk düğmenin yanlış iliklenmesinden kaynaklanıyor. Sayın Akşener e, aslında bakarsanız partisini yerli ve milli eksende tutmaya çalışan bir isim olarak 2018'de partisini kurarken böyle yola çıktı. Amacı buydu. Söylediğini e, belirtiyorum. E, fakat e, CHP ile ortaklık kurarken ortak aday çıkaracaklarını düşündü. Yani aday ne İyi Partili olsun ne CHP'li olsun ne Akşener olsun ne Kılıçdaroğlu olsun adayımız tıpkı e, Ekmelettin İhsanoğlu gibi partiler üstü bir kişi olsun. Hani onun gibi de olmasın ama e, Partili bir kişi olmasın dedi Akşener. Evet. Fakat kendisine CHP'nin adayı e, dayatıldı. Sayın Akşener, Altılı Masanın ahlaklı belde yaptıkları ilk toplantısında masadan kalksaydı iyi parti şu anda çok daha e, fazla milletvekiliyle mecliste temsil edilen bir siyasi parti olabilirdi çünkü bir tabanı var. E, fakat CHP ile beraber olmak, CHP'nin de HDP ile beraber olması İyi Parti'nin taban kaybetmesine sebep oldu. Taban eridi ve e, 2018'de de 44 milletvekiliyle meclise girmişti. Şimdi de 44 milletvekiliyle meclise girdi. E, burada sıkıntı ilk düğmenin yanlış iliklenmesinden kaynaklanıyor. E, altılı Masa'dan kalkarken hani şunu sordunuz. Ankara dahil 81 ilde aday çıkaracağız dedi Sayın Akşener. E, bu cümlenin Altı sapa sağlam dolu değil. Yani bu cümle e, ayakları tamamen yere basan bir cümle değil. A öyle mi? 81 ilde hakikaten aday çıkaracaklarmış diye peşine düşülebilecek bir ifade değil. Neden? Çünkü Sayın Akşener masadan kalkarken biz cendereye alındık demişti. Altılı masa ortak akıl platformu olmaktan çıktı. E, demişti. Hacı, e, dolayısıyla Hacı, bu bir, sözlerden sonra masaya Hacı, oturan bir Akşener'in Evet. 81 ilde aday çıkaracağı sözünden sonra ne yapacağını bilemeyiz. Hacı bir virgül koy yani e, de devam edelim de. E, çok önemli yerlerden bir tanesi. Bunu da okumak gerek. Adayın belirleneceği yani masadan kalkma anlarını Meral Akşener'in ağzından dinleyelim. E, bir yere evet. geldiler. Her partili güvendiği şirketin ayrılma yapması ve oradan çık e, Oradan çık bir ismin aday olmasını konuştuk diyor. Enteresan bir şey oldu masada. Hı hı. Birden konuşma kim aday olsun evrildi. İlk sözü Gültekin Bey'e verdiler. Kemal Bey dedi. Ali Bey'e söz verildi. Kemal Bey dedi. Davutoğlu'na söz verildi. Şimdi Allah var ben düzgün anlatayım. Sayın Akşener aday olmadığına göre Kemal Bey dedi. Bana geldi sıra. Ben böyle e, aldım, geldim yetkiyi. Bunu doğru bulmuyorum. Sizler, siz Kemal Bey dediniz. Benim ona saygım, sevgim sonsuz. Ama bu ülke arkadaş Belediye başkanları kastediyor. Bunlar benim babamın oğlu değil. Bunları meşru eden ben değilim. Ama böyle oldu. Ee, benim yetkim şu. Siz de adaylarınızı söyleyin. Bir yöntem önerdim. Sonra bu yöntemle böyle bir gökyüzüne bakma oldu. Sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki Meral Hanım imzalamıyorsa imzalamasın. Biz beşimiz imzalayalım çıkalım dedi. Ben de aldım dosyamı, o zaman size başarılar diliyorum dedi. O anlar böyle yaşanmış. Meral Akşener'in ağzından sözünü kestim. Valla Kerem Kırçıval, biz bunları biliyorduk da... Meral Hanım'ın <laughs> ağzından duyunca alt dudağımı ısırdım şimdi. Yani alt dudağımı ısırarak dinliyorum bunları. Yani. Hakikaten aslında bunlar yaşandığını... Kulis bilgisi kulağımıza geldi aktardık söyledik ama şöyle bir şey hani birinci elden tanığı anlatınca insan hakikaten şaşırıyor çok şaşırıyorum şu anda birinci elden tanı bildiğim bir şeyi bildiğim bir şeyi e, duymama rağmen şaşırıyorum. Nasıl olmuş böyle bu olay yani en aklı selim davranan da ahmet davutoğlu olmuş bu da çok garip en çok eleştirilen isimlerden birisi olmasına rağmen kaldı ki. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı önerenin de Meral Akşener olduğu propagandası yapıldı uzun zaman. Yani Meral Akşener işte böyle bir formül buldu, öyle oturdu falan diyerek demek ki millete doğru söylenmemiş. Demek ki yani doğru gidilmemiş. Doğru gidilmeyince de kaybettiniz. Bu sefer Adnan Beker'in İyi Parti Ankara milletvekili, birinci sıradan milletvekiliydi. Atman Beker'in ya bu milleti Allah korumuş sözünün ne kadar doğru olduğu ortaya çıkıyor. Ee, şimdi yerel seçimlere giderken de 81 ilde aday çıkaracaklar mı? Formül şöyle gelişebilir. 81 ilde aday çıkaracağız derken ee, Ankara'yı Sayın Beker de bunu söylüyor. Daha önce de zaten İyi Partililer bunu söylüyordu seçimden sonra. İstanbul'da CHP'nin adayı Ankara'da İyi Parti'nin adayı yarışabilir. Yani Ankara'da CHP aday göstermezse, İstanbul'da da İyi Parti aday göstermezse, şu anda da 21 ili var İyi Parti'nin. Bu 21 ilden 5'ini e, şey CHP'nin 21 şehri var. İyi Parti'nin hiç şehir belediyesi yok. 5 şehri İyi Parti'ye bırakırsa İyi Parti şunu diyebilir. E, tamam. Biz 81 ilde CHP'nin adayları da bizim adayımız. 81 ilde aday çıkarmış olduk diyebilir. Bu pazarlık yapılacak Kerem var. Yani bu pazarlık masasına oturulacak. Sayın Cumhurbaşkanının belirttiği Sayın Akşener pazarlıkta el yükseltiyor sözü doğru. Çünkü ne olursa olsun CHP ve İyi Parti masaya tekrar oturacak. Çünkü konuşulan bu. Ankara'da konuşulan bu. Ankara'da herkes CHP'nin kongresinden sonra 5 Kasım'da yapacakları e, kongreden sonra Kemal Kılıçdaroğlu tekrar genel başkan seçildikten sonra bu e, güya bir güven oyu olmuş olacak. Hani genel başkan belli olmuş olacak. Önümüzdeki iki yıl boyunca bir daha genel başkan tartışması olmayacak. Masaya CHP'nin yenilenmiş genel başkanıyla belki yeni değil ama yenilenmiş genel başkanıyla oturacak Sayın Akşener ve 81'in hangileri CHP'nin hangileri İyi partinin olsun diye bir konuşma yapılacak Ankara'yı İyi Parti'ye bırakırlarsa 5 tane de CHP'nin olduğu belediyeleri İyi Parti'ye bırakırlarsa İyi Parti e, diğer illerde İstanbul olmak üzere e, verebilir bu arada Sayın Kerem Kırçıval formül her an değişebilir çünkü e, Sayın Yaşar şey Hacı Salihoğlu hocam gel yani, gitler yaşıyor dedi hakikaten çok kadar, doğru bir tespit Bu kadar geliyor gidiyor sonra, ama Hacı, iş, Hacı benim diyoruz bu kadar işçiden sonra hala değişir mi? şu var. Ortak akıl platformu olmaktan çıktık dedikten sonra tekrar o platforma dönüyorsanız 81 ilde aday göstereceğiz dedikten sonra kuracağınız cümle önemli Kerem Kırçı var. Yani şu cümleyi kurabilir. 81 ilde aday çıkardık efendim CHP'nin adayları da zaten bizim adayımız cümlesini Meral Akşener kurduğu zaman e, kurmuş olacak. Yani normalde düz bir siyasette efendim ne dediyseniz o demeniz lazım. Evet. Bu cümle ama Burada düz bir siyaset gitmiyor. Burada bir tsunami'ye dönüştü olay. Tabii. Yani sel geliyor, araba, bina ne varsa önündekini katıyor, yıkıyor. Sel çekildikten sonra neyin olduğunu görüyorsunuz. Şimdi sel çekildikten sonra bir baktık. Aa Kemal Kılıçdaroğlu'na çok özür diliyorum hain diyen kişiyi seçimden 10 gün önce, 2 gün önce... Kemal Bey'in danışmanı yapmışlar. O meseleyi birazdan Hayret, tsunami çekildikten sonra gördük bunu. Evet. Kemal şey... Bey'e demediğini bırakmamış bir kişiyi e, yapmışlar. Ümit Özdağ e, imza yapmışlar. Hülasa Kerem Kırçıval e, artık altılı masa o kadar çok sürpriz ortaya çıkardı ki e, yeni sürprizler bizim için sürpriz olmayacak gibi duruyor.